Dünyanın en zehirli bahçesi. Anvik. 1995'te kardeşinin ani ölümünün ardından Kuzeydoğu İngiltere ile İskoçya arasında kalan bir bölge olan Northumberland'e düşes olan Jane Percy böylece Anvik Kalesi'ndeki yaşamına başlıyor. Percy malikaneye yerleştikten sonra bahçelerle ilgili sıra dışı bir şeyler yapma kararı alıyor. Fikirler yürütmeye başlıyor. Düşes'in bu zehirli bahçe fikrine kapılmasındaki en önemli etken 1996 yılında ziyaret ettiği Medici Zehir Bahçesi oluyor. O bahçeyi ziyaret ettikten sonra Düşes, insanları iyileştirmek yerine öldürebilecek bitkilerin olduğu bir bahçe yapma planını kafasında ilk defa tasarlıyor. Düşes'in bahçeye dikilecek bitkiler konusundaki en önemli kriterlerinden biri, doğada yaygın olan bitkileri seçmek. Böylece insanların şaşırarak, bu gerçekten zehirli miymiş tepkisini vermesini istemesidir. Günümüzde farklı ölümcül düzeylere sahip 100'den fazla bitki zehir bahçesinde sergilenmektedir. Ciddi ölüm riskinden dolayı da bahçeye sadece rehberler eşliğinde girilebilmektedir. Bitkileri koklamak, bitkilere dokunmak veya bitkilerin tatlarına bakmak kesinlikle yasaktır. Raporlara göre her sene birkaç insan bu zehirli bitkileri koklayarak ağır şekilde zarar görebiliyor. Bahçedeki bitkilere örnek vermek gerekirse, defne, yaban yasemini, yüksük otu gibi zehirli bitkiler bulunmaktadır. Kale ayrıca ilk iki Harry Potter filminde de kullanılmış olan ünlü bir mekandır. En özgün kısa belgesel videoları youtube.com/kenankesmez.com'da.